O yüzden sıkıntı. Şimdi Mustafa Hoca herhalde bu sene Türk futbol tarihinde değil, belki dünya futbol tarihinde bir rekora da imza atacak. Eğer devre arasına kadar kalmayı başarırsa bir sezon içerisinde 5 tane rakiple 2 kere karşılaşmış olacak. Bir sezon içinde 5 rakiple 5 tane rakiple 2 kere karşılaşmış olacak. Evet, 2 kere karşılaşmış. Gençler Birliği'nin fikstürüyle yakın. Trabzon'la fikstür. Gençler Birliği'nde oynadı. Oynadı. Alanya ile oynadı, Galatasaray ile oynadı, Antalya ile oynadı ve Denizli ile oynadı. Şimdi bu fikstürde Ankara Gücü'nün rakipleri bunlar. Yani ikinci kez oynayacak. O arada çıkardığı dersler olmuştu. İlk oynadığında çünkü çıkardığı dersler olmuştu. 5 maçtan sadece bir tanesinde kaybetti aslında bakarsak, Denizli maçı. O takımları biraz iyi analiz ettiğini buradan çıkarabiliriz. Trabzon'la deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Alanya'yla içeride 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'la golsüz berabere, Antalya'yı 6-0 yendi. Denizli'yle evinde yenildi. Yani 6 maçta bir mağlubiyette iyi istatistik. Evet, yani eğer bu istatistiği Ankara Gücü'nde uygulayabilirse Ankara Gücü'ne ikinci yarı için çok büyük bir nefes aldırır diye düşünüyorum. Kesin. Kaç puan var? 1, 2, 3, 6. 6 puan var. Şimdi 6 puana sezon sonuna kadar, devre arasına kadar el sıkışalım deseler senin el sıkışır mısın? Ben direkt kabul ederim. Sen kabul eder misin Meriç abi? 15 baremiyle. Yani bu şartlarda ederim de normalde ben hayatta kabul ederim. 6 maçta 6 puanı. 6 maç, 5 maç 6 puan. 5 maçta 6 puanı. Yani normal şartlarda kabul etmem ama şartlar buysa yani düşünülebilir bir teklif olarak değerlendirmeye alınır. Oynadığı hocalardan ikisi de değişti sanırım. Antalya'nınki Bülent Korkmaz istifa etti. Denizli Spor'un başındaki hoca da değişmişti. Ama sonra ondan Yücel sonra İldiz'de mı değişti? Evet. Yücel İldiz mi vardı Denizli maçında? Yok. Şifo Mehmet yok, vardı. Şifo Mehmet, Şifo Mehmet vardı. Şifo'nun ilk maçıydı. Evet. Yendi. Hatta Şifo'nun ilk galibiyet aldığı maç 6 puanlık maç diye değerlendirdi hatta kendisi de. Zaten evet. Başkasında Trabzon'da hoca değişikliği ihtimal yok. Alanya'da zaten mümkün değil. Aynen. Bir 5 sene sözleşme imzalasın dedi. Evet. Galatasaray'da Fatih Terim'e kulübün tapusunu versinler. Yani evet, orada yönetimlerin değişme ihtimali Fatih Hoca'nın değiştirme ihtimalinden çok daha büyük. Evet. Net. Yani burada bir Antalya ile Denizli'de zaten hoca değişiklik ihtimali varmış. O ikisi de gerçekleşmiş. O ikisi de gerçekleşmiş.